Cümleden selamun aleyküm dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdim. Bu konumuz biraz değişik olacak. Yavruları nasıl aktarıyorum, nasıl koyuyorum onları göstermeye çalışıyorum. Bakın burada bir batım yavru var mesela. Burada biraz var. Oranı siz görün yani. Biraz çok kalabalık, aşırı kalabalık da yapmıyorum. Burada da biraz var. Gördüğünüz gibi. Bunlar 55-60 litre civarı. 55 litrelik bir akvaryumlar. Sonra burada da var. Yavrularımız. Şurada az var. Bilmem görüyor musunuz? Bak. Sonra burada biraz daha çok balığımız var. Aşağılarda da şurada büyük balık var erkek. Burada kendi deney balıklarım var. Bu artemiyalara veriyorum. Sıkıntı oluyor mu olmuyor mu diye bakıyorum. Büyüme hızına bakıyorum. Deney yapıyorum yani. Sonra burada da Japonlarım var. Koyu Japonlar. Burada kendileri halinde takılıyor. Biraz da büyüdüler hatta. Şöyle göstereyim. 4 tane var burada. Akvaryum boş durmasın diye. Burada da erkek. Şimdi ben balıkları koyarken nasıl yapıyorum? Onu tek tek anlatmak istediğim için açtım. Şu fıskiye şöyle dursun. Bakın şöyle var. İlk önce şuraya koyacağım. Burada var, burada var, burada var, burada var. Burada en küçük batım var. Burada dolduktan sonra şuraya koyacağım dostlarım. Yavrularımı göstereyim. Kadeh bardaklarım burada. Ben kadeh bardaktaki yavruları ne zaman alıyorum? Onları göstermeye çalışayım. Bakın keseleri kurtulmuş bu balıkları. 103 boyutlarına geçmişler. Görüyor musunuz? Şöyle göstersem. Şurada ise yüzmeye geçmemişler. Kafaları daha yeniler çıkmış. Böyle dönüyorlar yavaşça. Bunları olduğu gibi almaya çalışacağım. Bu akvaryuma atacağım. Zaten bunların keseleri de çabucak gider. Merak etmeyin. Yani en erken böyle alabilirsiniz. Burayı kapatsam nasıl olur? Güzel olmadı. En erken böyle alın. Çünkü öbür türlü yüzüş boyutuna geçemiyorlar. Sizlerin huzurunuzda tek elle hem şöyle vanadan çıkartıyorum. Bakın burada su çıkıyor. Görüyor musunuz? Bir tanesini aldı. Mantarlaşma falan yok. Bir tanesi var yumurta halde. Ötekilerde yok. Çünkü kadeh bardaklar daha sağlıklı oluyor. Onu fark ettim. Şimdi şöyle alalım. Tamam. Bakın içinden balık çıkmasa bir şeysi yok yani. Sıkışma falan yok. Ne yapacağım dostlarım? Tek elle yaptığım için ilk önce şunun biz içindeki süngerini alalım değil mi? Süngerini aldık. Tamam, balık falan da yok. Bakın mantarlaşma da yok. Şuraya koyalım. Süngerli hortumu. Balıklarımız kımıl kımıl. Maşallah diyenin daha çok olsun. Şimdi buradan koyacağız. Hoppa. Evet. Evet. Haydi bakalım yavrular. Yeni evleriniz hayırlı uğurlu olsun. Evet. Gördüğünüz gibi biraz burayı kalabalıklaştıralım. Hoppa. Hiçbir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Kadeh bardağımız boş doldu. Şunu da şöyle koyalım. Evet. İlk doğan balıklar böyle dipte durabilir biraz. Ama bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Sonra öteki bardağımızdaki balıkları da koyalım. Böyle yapa yapa yavruları büyütüyorum. Yavruları nasıl büyüttüğümün göstergesi bu. Bakın buradan da vanadan çıkartıyorum. Çıkarttım. Suyla su tepkili bulçuka makinesi. Burada da var biraz bebekler.
Sonra buradan çıkartalım. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Yine aynı şekilde isterseniz süngerini çıkartın. Hoppa, yavaş yavaş çıkartıyorum ki balıklar panik olmasın. Bakın mantarlaşma yok, görüyor musunuz? Normalde burada süngere mantarlaşma yapışması lazım. Yapışan balık falan da yok. Tamam. Bebekler burada. Bu bebekler, ışığı kapatsak nasıl olur? Kapattım, çok görünmüyor gerçekten. Akvaryum görünüyor mu? O da az görünüyor. En iyisi flaşı açalım. Flaşı açık tutalım, daha net gözükür. Evet. Buradaki bebekler akvaryuma alalım. Tamam. Bir saniye. Böyle daha net görünse istedim ama inşallah olmuştur. Bakın balıklarımıza. Gayet keyifleri yerinde. Öyle koyuyorum. Hop. Yavaş 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 yavaş. Yüzebilecek boydalar yani. Korkmanıza gerek yok. Güzel görüntü almak adına akvaryumun camına yapıştırdım en sonunda. Bakın maşallah esirgemeyi. Auratus ve mavi prenses herhalde ya da mapanga karışık var. Hoppa, yeni yerlere hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hafif keseleri olduğunu kabul ediyorum ama bu vaziyette yüzebe olacak boydalar bunlar. Koyalım. Ay düşüyordu aldı. Evet. Biraz popülasyon fazlalaştı. Sonracıma sus. Şöyle yaptıkça şunu da havasını açalım biraz. Şurada vanası var. Tekerle biraz zor olsa da açtık. Havası açık olsun. Kolonimiz biraz daha büyüdü, yavrularımız gördüğünüz gibi. Dostlarım bu yavru videosuydu. Bakın buradakiler gibi ayağa kalkacaklar yakında. Şuradakiler gibi ya da şuradakiler gibi. Buradakiler gibi. Nasıl isterseniz. Burada da minik serçelerimiz var. Bu bardakları bir kenara koyacağım. Ondan sonra biraz zaman geçiyor. Burada bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede duruyorlar. Ondan sonra ben bunların hepsini topluyorum kovayla. Hepsini buradaki, buradaki, buradaki. Hepsini topluyorum. Şuradaki yavru akvaryuma, aynı böyle bir akvaryuma koyuyorum. Şöyle flash açalım. Bakın buradaki gördüğünüz akvaryum toplanmış akvaryum. Yani hepsinin toplanmış hali. Burada boylanıyorlar. Boylanan balıklarımız daha sonra alttan geldiği için burada rahat rahat boylanıyorlar. Sonra dostlarım buradan şöyle geçelim. Büyüklerimizi de buraya koyuyoruz. Büyük balıklarımız. Şimdi bu balıkların boyunu ölçmeye çalışacağım. Bunların boyları tahmini olarak 3 santim civarı bir şey. Arasında 4 de vardır tahminim. Ama bir bakayım, bir tane durdurayım. Balığın boyunu ölçeceğim. Şu mavi mesela. Durduruyorum şu an. Evet dostlarım. Balığın boyunu ölçeyim dedim. Bakın santim olarak 3,5 santim civarı bir şey. 3-3,5 santim bir şey. Şu flaşı açayım.
Evet, gördüğünüz gibi çok da balığı tutmak istemiyorum. Şöyle tutsak 3 santim rahat var. Şunu bir dur. Evet, balığımızı da attım içine. Flaştan gözükmüyor ama kapatalım. Heh. Tamam. Bu da balığı merak ettiğim için, santimini merak ettiğim için birkaç saniyelik bir hareketlenme oldu. Sonra şey, şuydu herhalde ya. Şu muydu? Şimdi dostlarım, balıklarımız bu vaziyette oluyor. Ondan sonradan da boylanma oluyor yani. Bu böyle böyle boylanıyor. İşte bu boya kadar büyütüyorum. Sonra büyüyenleri şöyle ayrı akvaryuma alıyorum. Ondan sonra buraya alıyorum. Balık büyütmek sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Bayağı bir zor bir iş. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi buradan yavruları topluyorum. Yavru, 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 yavru. Sonra yavruları buradan topluyorum hepsini. Şöyle bir akvaryuma. Şöyle flaş açayım. Bu akvaryumdan sonra burada büyüyenleri şöyle bir büyük akvaryumuna, ondan sonra böyle, sonra böyle derken büyüyorlar. Büyütme işlemi böyle. Suyu değişimini yapın. Bir de son olarak sıcaklığı kaç derece bakın. Yavrularda 20 kaç? 23 derece bu. 23 derece. Sobayı daha yeni yaktım. Durum vaziyet böyle. Bakın sobayı daha yeni yaktım. 20 derecenin altına düştüğünde balıklar ölüyor. En kötü 20 dereceye yapın. Dostlarım, balık videomuz da böyleydi. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bu da son durum videosu gibi olsun. Hem de balıkları nasıl boylama yapıyoruz, nasıl büyütebiliyoruz diye. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.